Değerli dostlar, saksıda yetiştirdiğimiz fesleğen bitkisi. Fesleğen bitkisinin müthiş şifalı etkileri var. Birazdan ondan bahsedeceğiz. Ama saksıda yetiştiriciliği çok kolay. Rahatlıkla arkadaşlar bunu köklendirip saksıda çok yeni bitkiler oluşturabilirsiniz. İşte bir dalla bakın saksıda çok sağlıklı ve gelişmesini hızla devam ettiren bir fesleğen bitkisi veya reyhan bitkisini yetiştirdik. Aromatik yapraklı kokuya, aromatik kokulu yapraklara sahip. Bunun bazı şifalı özellikleri var. Anlatacağız ama hemen çoğaltılması ile ilgili kısaca nasıl yapmamız gerekiyor onu anlatalım. Bakın arkadaşlar, bu fesleğen bitkisinin şu şekilde dallarını alıp alt kısımdaki yapraklarından birkaçını böyle birkaçını aldıktan sonra köklenecek kısmı oluşturuyoruz ve bunu su içerisine koyuyoruz. Şöyle bir bardak içerisine suya koyduktan sonra işlem tamam ve kısa bir süre sonra hemen bir tane daha alalım. Şurada oldukça iri gelişmiş bir dal var. Onu alıyoruz. Dediğimiz gibi alt kısımdaki yapraklarını aldıktan sonra bunu suyun içerisine koyuyoruz. Ve değerli dostlar yaklaşık 7-8 günde, en geç 10 günde şöyle bir oda ortamında hızlıca kökleniyor. Bunun içerisine farklı köklendirici ev yapımı maddelerle katılabilir. Kanalımızda bununla ilgili videolarımız var. Ancak sade suyla da ılık oda sıcaklığındaki suyla da bunu yapar. Ve çok hızlı bir şekilde köklenmesini sağlayabiliriz. Köklendikten sonra da saksıya dikeceğiz. Arkadaşlar yaklaşık 10 gün oldu ve bakıyoruz. Evet, müthiş derecede köklenmiş. 2 tane çelik koymuştuk. Hemen küçük olanlara da bakalım. Yani 10 günde müthiş derecede köklenmiş ve bir fesleğen fidesi elde edilmiş durumda. Şimdi bunu uygun büyüklükteki saksılara dikerek aynı bu bitkimiz gibi gelişime devam ediyor ve yakında bakın çiçek tomurcukları oluşturmuş. Çiçek açacak. Bu şekilde rahatlıkla dalları alıp suda köklendirerek yeni fesleğen bitkileri saksıda yetiştirmiş olacağız. Bunun için bu şekilde bir saksımız yeterli. Hemen elimizde şu şekilde açıyoruz kısmen ve bitkinin kök kısmının toprağa girecek şekilde ayarlanmasıyla saksıya dikim işlemimiz tamamlanmış oluyor. Bunu arkadaşlar güzelce bir sprey yardımıyla suluyoruz ve bu şekilde saksıda rahatlıkla fesleğen bitkisini yetiştirmiş oluyoruz. Arkadaşlar fesleğen bitkisinin yaprakları oldukça şifalı özellik gösterir. Özellikle stres, uykusuzluk ve yorgunluğu gidermede bu yapraklar tam bir mucize etki gösteriyor. Nasıl yapmak lazım? Özellikle stresli yorgunluk ve yine rehavet olduğu durumlarda çalışma esnasında veya iş başındayken bunu büronuzda, saksıda az önce anlattığımız şekilde yetiştirip hemen şu şekilde birkaç adet yaprağı ağzınıza attığınızda vücudunuza bir dirençlik sağlar ve bu şekilde gerçekten önemli bir etki gösterir. Yine arkadaşlar bakın şu yapraklar kurutularak veya taze suda kaynatılıp bir çay elde ediliyor. Sindirime yardımcı olan mide bulantısı ve hazımsızlık giderici özellikleri var. Özellikle yemeklerden sonra sıcak bir bardak reyhan çayının tüketilmesi hazımsızlığı ortadan kaldırır ve bu şekilde etkili. Yine fesleğen yaprakları, öksürük, bronşit, saman nezlesi, sinüzit ve astım içinde. İşte arkadaşlar hemen bir dal alıp çelik şeklinde suda köklendirerek saksıda yetiştirip bironuzda bulundurabilir ve bu şifalı özelliklerinden faydalanabilirsiniz.